daha çok inandınız? Evet. Öncelikle iyi akşamlar. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize burada selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Kırılma maçı başkanımın da dediği gibi bana göre ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığımız Erzurum maçı. Çünkü bu maçla birlikte camiayı tamamen arkamıza almıştık. Cami olarak artık her şeye daha fazla, daha güçlü inandığımızı göstergesiydi. Dolayısıyla Erzurum maçı diyebilirim. Erzurum spor maçı diyorsunuz. Kesinlikle. Peki şampiyonluğun hikayesi desem ya da bir manşet istesem sizden ne dersiniz? Çünkü zaman zaman kötü sonuçlarla geldi, zaman zaman eleştiri aldığınız haftalar oldu. Ama burada dik durmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemliydi. Bunu camia olarak çok iyi sergiledi Ankara Gücü. Evet. Birazdan spor psikoloğu Zeynep Hanım'a da soracağım. Bu süreçte nasıl çalışmalar yaptılar? Onlara da geleceğim ama siz şampiyonun hikayesi için nasıl bir başlık atarsınız? Ya şimdi gerçekten şampiyon olmak kolay bir şey değil. Başarının içerisinde çok teferruat ve ayrıntı var. Evet. Biz diğer takımlardan daha fazla puan toplamamız ya da şampiyon olmamızın içerisinde aslında bazılarının yapamadığı şeyleri biz daha iyi yaptık. Bu anlamda bu bir ekip işi, tek başına olabilecek bir iş değil. Evet. Burada bazı şeylere inanmak gerekiyordu. Özellikle değerli başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetimi bize her anlamda çok büyük katkı sağladı, güç verdi, sürekli bizi güçlendirdi. Dolayısıyla biz de yapılanmayı uzun vadeli değil ama bu seneyi bir şekilde layık olduğu yere getirmek adına bir planlama yaptık. Yani kısa vadeli, hemen bu sene çıkabilecek bir kadro. Dolayısıyla tecrübeli ve bu ligleri ve bir üst ligde oynayan değerli oyuncuları, karakterli oyuncuları bir arada tutmak aslında bu işin püf noktalarından bir tanesiydi. Dolayısıyla sadece iyi takım yapmak bazen yetmiyor. Burayı sevk ve idare edebilmek de çok önemli. Ben teknik direktör ve ekibim olarak sadece sahanın içindeki sorunları çözebilmek adına görev üstlendim. Hı hı. Bu anlamda adı üstünde yönetici. Yönetici de doğru yönetmeli. Değerli başkanım bu sene bu anlamda bu örnekleri çok doğru şekilde bize yansıttı. Hı hı. Ve bu işin bir de diğer ayağı var. Sen sadece teknik direktörsün, belli şeyleri doğru yapmak zorundasın ve sadece buna konsantre olmak zorundasın. Kulübün diğer işlerini sen üstlenirsen bazı şeylerde sorun yaşayabilirsin. Bu anlamda değerli sportif direktörümüz Emre Bey de yükün diğer tarafını omuzlarına aldı. Hı hı. Dolayısıyla koordineli ve gerçekten istikrarlı bir çalışmayla bu durumlara geldik. Eğer bir manşet atacak olursak asla vazgeçmedik. Evet, güzel. Evet, çok güzel bir başlık.